Akakçe'den herkese merhaba. Bugün sizlere insanın en yakın dostu köpeklerin mamaları ile ilgili konuşacağız. Köpek maması almadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Akakçe'ye girerek nelere bakmamız, neleri kontrol etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi videoya geçelim. Evet, köpekler. Hayatımızın vazgeçilmezleri. Benim şahsen öyle. Deniz, senin öyle mi şahsen? Abi, köpek insanıyım. Köpek insanı mısın? Güzel, köpek insanı. Şimdi ben çocukluğumdan beri köpek büyüten evinde bir insanım. Hala bir köpeğim var. Sokaktaki köpeklere de bakıyorum. Muhakkak hepiniz hayvansever insanlarsınızdır. Dolayısıyla köpek, kedi, bu hayvanların kuş fark etmez. Hepsine alakalı internette mama alıyoruz. Hem kendi köpeklerimiz için hem de sokaktaki yardıma muhtaç hayvanlar için mama alıyoruz. Dolayısıyla mama almadan önce nelere bakmamız gerekiyor? Biraz onlardan konuşalım. Şimdi köpek maması çok farklı fiyatlarda bulunabiliyor. Özellikle bir pet shop'a gittiğiniz zaman ve alışveriş merkezinde veya fiziksel olarak bir mağazaya çok yüksek fiyatlara geliyor artık, biliyorsunuz. Ben nelere bakıyorum kendi köpeğimi almadan önce? Öncelikle şunu söyleyeyim. Belki yeni köpek beslemeye başlamış arkadaşlar vardır aramızda. Onlara da şunu söyleyeyim. Her köpeğin cinsine, boyutuna, ırkına işte ve hastalık durumuna göre mamalar değişiklik gösterebiliyor. Yani büyük ırk mı, küçük ırk mı köpeğimiz veya besleyeceğimiz köpek? Yaşlı mı, genç mi, işte yeni doğan bir hayvan mı, işte obezitesi var mı, tüy dökümü var mı gibi. Bunları bildikten sonra Akakçe'ye geliyoruz ve köpek maması sayfasını açıyoruz. Şimdi ilk olarak köpek maması sayfamızda karşımıza çıkan kilogram başına en ucuz köpek mamaları, fiyatı düşen köpek mamaları ve çok satanlar listesiyle karşılaşıyoruz. Şimdi çok satanlar listesi Akakçe alışverişçilerinin köpek mamalarında en çok baktıkları, en çok tercih ettikleri markalara göre sıralanıyor. Burada tabii bir kilogram, cinsiyet, işte herhangi bir fark yok. Tamamen en çok tercihe göre sıralanıyor. Bakın mesela ilk iki sıraya bakarsak bir tanesinin uygun fiyatlı bir mama, ikinci sıradakinin de daha kaliteli ve daha yüksek fiyatlı bir mama olduğunu görebilirsiniz. Şimdi hemen üst tarafında çok hızlı bir şekilde tercih yapılabilecek, yine en popülerliğe göre sayılanmış, yavru mu, küçük ırk mı, kuzu mu, kuru mu, marka mı tercih yapabileceğimiz bir alan var. Onun dışında filtreleme alanına tıklayarak biraz önce söylemiş olduğum her şeyi buradan seçebilirsiniz. Yani sizin köpeğiniz büyük bir ırk mı? Ona göre listelenecek. İşte yaşı yetişkin, yaşlı, yavru mu yetişkin? Buna göre seçtiğimiz kriterlere göre size en popüler mamaları çıkartacağız. Şimdi bir mama üzerinden örnek gösterelim. Örnek veriyorum, şu an filtrelemiş olduğumuz ürünler içerisinde en popüler olanının tüm fiyatlarına tıkladım. Sayfamızda gördüğünüz gibi yorumlar var. Yorumlara bakmanızı tavsiye ederim. Köpeğinizin bu mamayı hiç kullanmamış ise yorumlara bakın. Tabii her köpeğin tercih etme durumu farklı. Sonuçta bu bir yiyecek. Köpeğin yediği bir yemek. Dolayısıyla aynı cins bir köpek bile olsa tercih etmeyebilir. O yüzden benim tavsiyem, en başta köpeğinize ilk kez mama alıyorsanız düşük kilogramda bir mama alın. Deneyin. Eğer hayvan severse daha yüksek kilogramlı bir mamaya geçiş yapın. Onun için de şuraya bakmanız lazım. Bakın bu 15 kiloluk bir mama. Hemen altındaki seçeneklerde 1 kilogram açık, 2 kilogram açık, 3 kilogram açık, 4 kilogram ve 15 kilogram gibi bu ürün için bazı seçenekler var. Dolayısıyla ben bu mamayı ilk kez alacaksam öncelikle 1 kilogram açık bir mamayı tercih ederim. Hayvanıma denetirim. Memnun kalırsa gelirim tekrar fiyatlara bakarım. Burada neye dikkat edeceğiz? Bakın kilogram başına fiyat. 1 kilogramda 41 lira 50 kuruşa geliyor bu ürün. 2 kilograma çıkarsam 31 lira 50 kuruş. 3 kilogramlık kalırsam 30 lira. 4 kilo 30 lira, yine 15 kilograma çıktığımda kilogram başı 23 lira 24 kuruşa kadar fiyatını düşürmüş olacağım. Dolayısıyla kilogram arttıkça fiyat düşebiliyor. Tabii ki satıcılar da değiştiği için fiyatlar böyle çok oranlı gitmeyebilir. Ama genel olarak bütün köpek mamalarında kilogram arttıkça mamanın fiyatı da kilogram başına düşecektir. Şimdi başka bir üründe başka bir alanımızı gösterelim. Şimdi en popüler ikinci köpek maması. Bakın bu üründe yine aynı şekilde seçenekler alanında kilogram başına fiyatlarını görüyorsunuz. En uygun olanı 14 kilogram artı 2,5 kilogram olan bir paketmiş. Bu ürünü tercih etmeden önce son 6 aylık
fiyat değişimine bakabilirsiniz. Son 6 aylık fiyat değişiminde bakın burada bir fiyat yükselmesi ve düşmesi var. Dönem dönem bu ürünlerde kampanyalar olduğu için fiyatlar düşebiliyor. Dönem dönem fiyatlarında artış olabiliyor. Eğer aynı ürünü alıyorsanız, bakın benim çok sık kullandığım bir alan, muhakkak siz de kullanın. Eğer bu ürünü köpeğiniz sürekli alıyorsa, yani başka bir marka ürün almıyorsanız takip et butonuna basın. Otomatik takip ede tıklayıp takibi başlatın. Böylelikle ürünün bütün fiyat değişimleri size bildirim olarak gelecektir. Fiyatı artsa da düşse de veya hedef fiyat takibinden bir fiyat şeyi belirleyebilirsiniz. Bildirim için fiyat aralığı belirleyebilirsiniz ama bence otomatik takibi almanız en basiti. Arttığında da azaldığında da fiyatı düştüğünde daha doğrusu bildirim gelecektir. Çünkü düzenli aldığınız bir ürün, dolayısıyla bu ürünün fiyatını akakçene sizler için takip etmesini sağlayabilirsiniz. 6 aylık fiyat değişim grafiğine bastığınız zaman aynı zamanda dönem içindeki en yüksek fiyatını, en düşük fiyatını ve şu andaki fiyatını da karşılaştırma imkanı bulacaksınız. Dolayısıyla hangi tarihler arasında fiyatlarda bir değişiklik olduğunu da takip edip kampanya dönemlerini takip edebilirsiniz. Piyasa fiyatları alanına. 6 aylık fiyat grafiğin hemen altında bu ürünün piyasada satışını yapan, fiziksel olarak bildiğimiz AVM'lerde bulunan mağazalardaki fiyatlarını da görebilirsiniz. Tabii ki bu ürünün orada satışta oluyor olması lazım. Dolayısıyla bu ürünün hem internet fiyatını hem piyasadaki fiyatını aynı alandan takip edebilir, karşılaştırabilir ve buna göre tercihinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda şunu tekrar söyleyeyim. Köpek maması alanına tekrar dönelim. Bakın, eğer özellikle sokaktaki bir köpeğe yardım etmek amaçlı bir mama alacaksanız ve hani bunun hayvan için herhangi bir tercihi, özel bir tercihi yoksa, yani yetişkin olması, yavru olması, sadece bir mama almak istiyorsanız en popüler ürünlerde en uygun fiyatlılardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki en önemlisi, özellikle bu kış günlerinde, bizim bu videoyu çektiğimiz dönemde Ankara mesela çok soğuk, dışarıdaki hayvanların yemeğe ihtiyacı var. Dolayısıyla burada herhangi bir mamayı tercih edip, illa pahalı olması gerekmiyor, karınlarının doymasına yardımcı olabilirsiniz. Ürünleri aşağı doğru indirdiğinizde her markanın her ürününü göreceksiniz. Evet, bugün sizlere Akakçe'de köpek maması almadan önce nelere dikkat edebilirsiniz, nelere bakmanız gerekiyor, birazcık onlardan bahsettik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımızı da izlemek için Akakçe'nin YouTube kanalına üye olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.